Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli savaş uçağı projesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kapsamlı ve beka projesi olarak gösterilen Milli Muharip Uçak Kağı'nın gökyüzüyle buluşmasına saatler kala ne yazık ki oldukça üzücü bir haber geldi. Milli Muharip Uçak Kağı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırım uyguladığına, sayısız ambargo koyduğuna, F-35 projesinden tek taraflı olarak çıkardığına pişman olacağı o muhteşem proje olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin beka projesi Milli Muharip Uçak Kağı'nın bundan sadece saatler sonrasında ilk uçuşunu gerçekleştirecekti. Bu gelişmeyle beraber Kağan, Türkiye Cumhuriyeti'ni 5. nesil jet muharip uçak üreten ülkeler arasına sokacak. Fakat gelen son dakika haberiyle tüm dünya adeta sallanmış durumda. Defense Türk'te yer alan bilgilere göre Kağan'ın ilk uçuşu için gerekli olan testlerinden bazılarında zaman sıkıntısı yaşandığı ve ilk uçuş için hedef gösterilen tarihe yetişmediği açıklandı. Kağan'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarlarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı. Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından ise Kağan'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu tabii ki de hepimiz için oldukça üzücü bir durum. Fakat her ne olursa olsun, Kağan'ın başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirebilmesi için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyorsa, biz birkaç hafta daha sakince bekleyebiliriz. Evet değerli izleyenlerimiz, Milli Muharip Uçak Kağan, sahip olduğu üstün özellikler ve kabiliyetleriyle birlikte birçok alanda Amerika Birleşik Devletleri için üretildiği günden bugüne kadar tam bir fiyaskoya dönüşmüş ve adeta bir pişmanlık haline gelmiş F-35'leri gölgede bırakacak bir platform olmak için kollarını sıvadı ve ilk uçuş için yeniden geri sayıma başladı. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük bütçeli projesi Kağan, 17 Mart tarihinde hangardan ilk çıkışını yaparak pist başına geçmişti. Bu gelişmenin üzerinden geçen 9 aylık süre boyunca Türk mühendislerimiz tarafından yoğun bir gayretle ilk uçuşuna hazırlanan Kağan Milli Muharip Uçak, gerçekleştireceği ilk uçuş için gerekli testleri tamamıyla başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışıyor. Baktığımız zaman tasarım ve imalat açısından milli olarak görülen Kağan'ın yüksekliği 6, uzunluğu 21 ve kanat açıklığı ise 14 metre ölçülerinde. Bu uçağın kokpiti ise tek kişilik. Yani Milli Muharip Uçak Kağan'ı sadece tek bir pilot yönetecek. Maksimum 55 bin feet'e kadar ulaşabilecek olan Kağan'ın 40 bin feet seviyelerinde ses hızının yaklaşık 2 katı üzerinde seyir süratlerine sahip olacağı açıklandı. Kağan platformunun dikkat çeken özellikleri arasında ise çift motoru, düşük radar görünürlüğü, elektronik harp kabiliyeti, yüksek manevra kabiliyeti ve gövde içi silah taşıyabilme kapasitesi göze çarpıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Kağan ile birlikte 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasındaki yerini alacak. Yerli ve milli savaş uçağımız Milli Muharip Uçak Kağan, her türlü hava yer ve hava hava hedeflerine oldukça stratejik bir şekilde taarruz imkanları sağlayacaktır. Oldukça uzun hava muharebesi menzili ve süpersonik hızda hassas ve neredeyse %100 oranına sahip vuruş özellikleriyle rakiplerinin arasından sıyrılarak fark yaratacak bir platform olan Milli Muharip Uçak Kağan, yapay zeka teknolojilerini oldukça yoğun bir şekilde kullanıyor. Aynı zamanda silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına komuta ederek filo yönetmesi ve hava muharebelerinde Türk Hava Kuvvetlerimize yeni imkan ve kabiliyetler sağlaması bekleniyor. Milli Muharip Uçak Kağan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Kağan, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava hava ve havadan yere muharebelerde üstün özelliklere sahip bir uçak. Kağan, Türk savunma sanayisinin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden biri olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında
ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. Kaan, Türkiye'nin hava hakimiyetini sağlamak ve yabancı ülkelere ihraç etmek için büyük bir fırsat sunmaktadır. Kaan, ayrıca Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra devam eden tek 5. nesil savaş uçağı projesi haline geldi. Kaan, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında bağımsızlığını arttırmak için stratejik bir aset. Milli Muharip Uçak Kaan, 5. nesil savaş uçağı projesi olarak dünyada benzer nitelikteki diğer uçaklarla rekabet halinde. Bu uçaklar arasında Amerika Birleşik Devletleri üretimi F-22 Raptor, F-35 Lightning II, Rusya üretimi Su-57 Felon, Çin üretimi J-20 Mighty Dragon ve J-31 Falcon Hawk gibi uçaklar sayılabilir. Bu uçaklar Kaan gibi düşük görünürlük, sensör füzyonu, süper seyir kabiliyeti, uzun harekat yarıçapı, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme gibi özelliklere sahipler. Kaan, bu uçaklarla hem teknolojik hem de ekonomik anlamda rekabet edebilmek için Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biridir. Kaldı ki şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Milli Muharip Uçak Kaan, muadillerine göre çok daha düşük bütçelerle, çok daha düşük maliyetlerle üretilip piyasaya sürülecek bir platformdur. Bu sebeple Milli Muharip Uçak Kaan'a gelecek yurt dışı teklifleri akıl almaz seviyelerde olabilir. Böyle bir gelişmeyle karşılaşacak olursak emin olun ki hiç de şaşırtıcı bir durum olmayacaktır. Kaan ayrıca Türkiye'nin dış politika ve uluslararası ilişkilerdeki konumunu da güçlendirmek için stratejik bir araç. Kaan'ın ilk uçuşu Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini ve bağımsızlığını gösteren tarihi bir olay olacak. Kaan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi ve dünyada bu alanda teknoloji geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olmamızı sağlayacak. Kaan, ayrıca Türkiye'nin hava hakimiyetini, dış politika ve uluslararası ilişkilerdeki konumunu, ihracat potansiyelini ve stratejik gücünü arttırmak için önemli bir fırsat. Kaan'ın ilk uçuşu Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilecekti. Fakat son gelen acı haberle bu uçuşun birkaç hafta sonrasında gerçekleşebileceği ihtimali gündeme geldi. Bu durum Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin bir sembolü haline geldi. Kaan'ın ilk uçuşu Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında bağımsızlığını arttırmak için stratejik bir asettir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.